Selam millet. Şunu şöyle düzeltelim. İyisinizdir inşallah. Şu anda Fenerbahçe'nin United maçı var. Manchester United Fenerbahçe maçı var şu anda. Yani şu andayken bir saati var yani. Ve Ersin de dedi ki abi gel, bir mekan var. O mekanda hem nargile içebiliyorsun hem maçı seyredebiliyorsun. Allah'ım şu yeşil ışığa yetişmem lazım. Bir dakika arkadaşlar. Bir mekan var, orada hem nargile var hem de şey yapabiliyoruz, maç izleyebiliyoruz falan dedi. Biblingen'de. Dedim ben de tamam o zaman, olur, uyar bana. Şimdi Ersin'i almaya gidiyorum. Oradan da bir yemek yiyeceğiz herhalde, karnım da aç çünkü. Oradan da bir yemek yeriz. Oradan da Ersin'i üşüdüm ya. Oradan da Ersin'in söylediği mekana geçeceğiz. Fener'in maçı var, inşallah iyi bir skor olursa çok iyi olur. Umudum var mı? Umudum aslında yok. Şöyle bir şey, ben Lens'i çok beğeniyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'li Lens. Hatta bana arkadaşlarım sormuştu Osmanlı Spor Fenerbahçe maçı ne olur diye. Demişim ki Lens olsaydı bütün paramı yatırırdım Fenerbahçe kazanır diye. Çünkü gerçekten inanılmaz bir hareket katıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani şunu demek istemiyorum. Mükemmel bir oyuncu demek istemiyorum. Fenerbahçe'nin tam istediği oyuncu. Çünkü Fenerbahçe sol kanattan Volkan Şen'le gidiyor ama sağ kanatta kim olursa olsun gidemiyor. Lens çok önemli bizim için. 2-3 haftadır sakat olması falan filan mahvetti bizi. Eğer Lens hiç sakatlanmasaydı ben bu maçta umutlu olurdum. Çünkü neden? Osmanlı'ya kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Kendi evimizdeki maçı kazanacağımızı düşünüyorum falan. Moraller de yerinde olacaktı. Moraller yerinde olunca bu maçtan ümidim olacaktı. Ama bugün ümidim yok fazla. Olsun bakalım. Hadi bakalım birazdan Ersin'i alacağız. Orada devam ederiz. Evet yaklaştık Ersin'e doğru. Birazdan aradık hatta 2 dakika gördüğüm diye. Almanya'da dünden beri inanılmaz bir yağmur var. Bugün ayın 20'si mi 21 mi? Tramvay geliyor. İnanılmaz bir yağmur var. Yani dün gece başladı bu yağmur. Ya abi hiç durmaz mı? Dün geceden bakın 24 saat olmuş bu gece. 24 saattir yağıyor ve de yani nasıl diyeyim böyle çiselenme falan filan yok. Devamlı yağıyor. Bakın arka camı görüyorsunuz değil mi nasıl yağıyor yağmur? Burası olması lazım diye. Neler oldu ruhun duymaz, gözün görse gönlün gitmez. Geldik ama Ersin yok. Aradık 2 dakika, 2 dakika oradayım dedim ama daha inmiyormuş. Selam abi. Servus. Eyvallah. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Hemen kameraya çekmiş ya. Görmedim sanma. Vlog çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi Ersin'i aldık. Ersin nereye önce? Döneri mi? Şimdi yan yanasın değil mi? Düz mü? Düz. Şimdi benim çalıştığım eski mekana gidiyoruz. Tamam. Arkadaşlar. Biblingen'de. Evet. Oranın sahibi zaten son. Oranın sahibi zaten abim sahibi. Çok iyiyiz beraber. Abim kardeşim ilişkisi. Tamam. Ondan sonra adam iyi para kırdı o şeyle. İşte onlar gibi şeyinde. Yok ilk önce döneri açtı. Döneri açtı. Ondan sonra parayı kırdı adam şeyi açtı. Nargile kafesi. Yan tarafına. Yan tarafına evet. Zaten Almanya'da arkadaşlar Almanya'da nereye dönseniz hani hangi sokağa girseniz dönerci var. Döner burada şey gibi. Kavya gibi yani çok çok mesela, şey meşhur yani. Yani nasıl diyeyim Türkiye'deki herkes bakkal gibi düşün. Yani her yerde bakkal var ya süpermarket. Onlar gibi her yerde var. Filmden şarkı olduğu için film sahnesi bu arada. Maç hakkında görüşlerimizi alalım. Evet, maç hakkında Fener maçı. Ümidin var mı? Ya. Fenerbahçeli olduğumu bırak şimdi. İçinden Fenerbahçeli. Yani Fenerbahçeli olmasam bak, Fenerbahçeli olmasam ne derdim? Fark olur. 4-0. Tamam, o zaman hadi skor tahmini. Sırayla skor tahmini yapıyoruz. Fenerbahçeli olarak mı olmayarak mı? Fark etmez normal skor tahmini ya. Hangimiz bak, bileceğiz? Bak kalbim. Kalbin değil. Hangimiz bileceğiz? Mesela şöyle düşün. İddiaya girdik sen gibi. Maç kaç bitecek skor?
Ya da bahis yapıyorsun şu an tipik o da. 3-1 alır. United. Handikaplı alır. 3-1. Handikap yok. Skor 3-1 mi diyorsun? Tamam 3-1. 3-1 Manchester alır. 3-1 Manchester. Şimdi Lens var mı? Oynuyor mu Lens? Yok. O yok mu? Van Persie var mı? Var. Van Persie. Tamam Van Persie iyi çalışmıştır. Çünkü eski takımı hani kendimi İngiltere'de göstereyim hala bitmediğimi ispat evet, edeyim falan filan diye. O iyi çalışmıştır. Van Persie. Defans. Ben de 2-1 kaybederiz diyorum. 2-1. 2-1 diyorum ben. Erken gol yiyeceğiz gibi geliyor bana. Erken bir tane gol. Bak dün Beşiktaş ondan maçını izledim. Bastıracaklar, 1-1 vuracaklar belki. Bak dün Beşiktaş maçını izledim, şunu anladım. Esin böyle takımlar, bak böyle takımlar dakika 30 falandı biliyor musun? Nasıl bastırıyor? Yani sahasından Beşiktaş çıkartmıyor. Hayır Napoli. Napoli. Sahasından çıkartmıyor Beşiktaş'ı. Ama sonra maç bir anda döndü, Beşiktaş oynamaya başladı. Demek ki bu Avrupa'da takımlar, iyi takımlar direkt basıyor. Direkt maç başladığı anda. Ama atamazlarsa, zaman geçerse artık avantajlarını kaybediyorlar. İnşallah bizim de bugün öyle olur. Atamazlar. Bir 30 dakika gol yemezsek eğer iyi olur. Var mı radar burada? Yok. Basıyorum. Evet arkadaşlar, Blitz'a radar burada ya Türkiye'deki gibi değil yani. Her hemen hemen her caddede, her sokakta var. Her yerde yani var. O yüzden öyle kolay kolay dur bir yere geç kaldım basayım da hızlı gideyim falan. Öyle bir şey yok. Alper. Volkan Şen. Erman Pers. Dursana bir dakika, dur. Şey yap. Noy orta saha üçlü yapmış. Neuchâtel'le Topal şey arkada, Joseph mi önde? Neuchâtel arkada, CDM. Tamam, Topal da CDM. Yok, hayır, şey mi CM yapmış? He, yok. Senin FIFA taktiğin. Evet. 4-3-3. Rakip bak bana. Nerede? Düz mü? Evet arkadaşlar. Garip bir anlayış da çıkmış Fenerbahçe. Şimdi Salih gerçi sakat. Ozan da sakat. Değil mi? Salih sakat değil, oynatmıyor. Yok sakatlanmış. Sakat. Ozan da sakat. Sezon başı biliyor musun bilmiyorum da bu şey değil ha. Haberlerin, gazete uydurma haberleri değil. %100 gerçek haber bu. Şimdi sana söyleyeceğim. Fenerbahçe sezonun başında Emre ile anlaşıyor, Emre Belezoğlu'yla. %100 gerçek bu. Çünkü Sinan Engin'i biliyor musun sen? Sinan Engin var. Evet biliyorum. Yorumcu. He. O kendi söyledi programda. Dedi ki Emre ile ben konuştum biliyorum dedi. Burada yerde park edelim. Buraya. Araba çıkıyor. Şu karşıya park edeyim. O da olur. Geçmez mi? Ya şimdi sorumluluğunu yapalım. Emre Fenerbahçe'yle anlaşıyor şeyde sezon başında. Tam alınacak. Son anda avukat diyor ki o bölgede çok adamımız var, almayın. Anlıyor. Kim diyor? At o kadar. Emre'yi falan tanımıyor yani, anladın mı? Diyor ki ya o bölgede biz, o bölgede bizim çok adamımız var diyor yani. İki tane güzel üfle getir, ben çekeyim. Yok. YouTube'da. Nasıl, canlı yayın? Yok canlı yayın değil. Sana soruyorum. Evet dönercimize geldik. Dönercinin adı neresi? Melisa Döner. Melisa Döner. Evet, Biblinger'e gelirseniz Melisa Döner'e kesinlikle kaçırmayın. Usta görüyorsun bak. Bekleriz inşallah. Bak, tam her zaman açıktır. Tam dönerci. Ne yiyoruz? Usta şey dürüm döner ya. İki tane yufka. İki tane yufka. Burada mı yiyeceksin? Evet, burada yiyelim artık. Burada her bir dönerci abi. Abi, danamız güzel mi? Neden asla? Ben de. Daha iyi. Vallahi dedi. Bu onun açar mı? He? Bu onun açar. O dana öbürü ne? Dana eti güzeldir. Olmaz mı? Soruyorum işte. Güzel değil mi? Güzel değil mi? He? İki etin de fiyatı aynı mı? İkisinin de fiyatı aynı mı? Dana 4, evde en çok 4. 50 kuruş daha fazla. Dana al, dana. Dana al. Dana alırım sana. Tamam abi. Ben abi iyi. Otomatikler nereye gitti? Otomatikler nereye gitti? Ustam etler küçülmüş de çok. He? Etler küçülmüş de çok çekmesin. Evet çekmiyorum ben. Kendimi çekiyorum bak. Sıfatı yapıyor. Çekeceği gün ben güzel bir şeyler takamam ki. Yok şey. Kamera bu tarafta, bu tarafta. Bir şeyde bu tarafta. Yok. Sen abi hocam sağ olsun. Sen ne zaman istersen çekelim. Eyvallah. Bizim grubumuz var abi. 15 bin biliyor musun? Değil mi? İşte o yüzden diyoruz ya. Ya zaten adam da zaten gece yatsın. Beyler şu anda geldik buraya, zaten gece yani dükkan kapanmak üzere. Şu anda gece saat burada saat 10'a geliyor. Oğlum dur ya, yakışıklı çıkıyorum ben şu anda. Yatın küçülmesi daha iyi zaten. Etin gittiğini gösteriyor yani. Gidiyor yani. Aynen aynen. Akşam üstü dolu olsa neden dolu olacak ki? Siz gündüz gelip de bir güzel reklam yapmak var ki. Akşam kapanışta onlar hep.
Melisa döner bak arkada. Döner kebap havuz. Yan tarafta da Melisa kahvemiz var. Değil? Oraya gideceğiz şimdi. Oraya gideceğiz abi. Arkadaşlar Almanya'da dönerin nasıl olduğunu görüp şöyle dürüm şeklinde. Türkiye'deki dürüm var ya şöyle bir elimden anlayayım bu ürünü böyle bakayım. Elimden anlayayım diye. Bu şekilde yufka döner yiyoruz. Genelde bu daha çok sevilir Almanya'da. Almanya'ya gelirseniz döner yiyeceksiniz yufka değil ama. Yufka döner canım. Melisa döner. Evet arkadaşlar çıktık şimdi dönerciden. Hemen iki yan dükkanda nagile topa var. Şişe bar. Oraya gideceğiz. Orada da maçımız var. Maçı izleyeceğiz. Artık maça çok az zaman kaldı. Bir yarım saat falan kaldı galiba. Yerimiz falan da hazır. Ersin hazır atmıştı yere. Şöyle telefonu şey yapmadan oynatmadan bakalım. Hadi bakalım geldik. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Nagide Kafe Ersin'de burada yanımızda. Şöyle mekanı göstereyim size. Mekan şöyle. Hadi bu. Allah kahretsin. Osmanlı maçı 2-2 olmuş. Kötü oldu, üzüldük Osmanlı için. 2-0 döndüydü. İnşallah maçı vermez bu arada. Nagide söyleyeceğiz şimdi. Bu arada şuradan göstereyim size şey var ekranda. Görüyor musunuz? Nagide şeyli, üzüm nane mi? Üzüm nane o çok güzel. Üzüm nane kalmadı abi. Hadi ya. Vallahi son kafayı şuna... Nane'yi sevmiyordum. Şimdi seviyorum. Allah Allah. Sen neyi seviyorsun? Havuz gibi. Soslu su yok artık ama. Aynısını olsun. Bu senin onu aldığın şey değil mi? Einstein'ı manşetten atıyoruz. Güzel değil mi? Evet arkadaşlar. Nagide'yi söyledim. Einstein neyi söyledim ben? Kafasına göre güzel bir şey yapsın. Kafasına göre güzel bir şey yapsın dedikler diye. Artık maç az kaldı. Bakalım neler olacak. Hadi. Maç artık son dakikalar. Ersin Nagide'si iyi yudumluyor. İçiyor. Karışık. Nagide'si bir son. Gerçekten güzel Nagide geldi. Ersin, neydi Nagide tanımlarsın ya? Ha? Limon galiba var. Limon mu? Güzel bir şey vereceğim. Maç az zaman kaldı şu anda. Ne kadar kaldı acaba? Saate bakayım. 10 dakika, 14 dakika falan filan var maça. Heyecanımız durukta. Buradan bir puan alırsak, yani hiç olmadı farklı yenemeyelim. Yenilirsek de farklı yenemeyelim. Biz yeter diye düşünüyorum şimdi. Evet arkadaşlar şu anda oradan çıkıyoruz mekandan. Yani verilen iki tane penaltı var. Sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu anda bir dakika da araba bineyim de. Evet sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Acaba bu maç mesela herkes izledi maçı. United Chelsea maçı olsaydı ya da United Liverpool maçı olsaydı ya da herhangi bir büyük takım maçı olsaydı acaba o iki tane çaldığı penaltının bir tanesini çalabilirler miydi yani? Yani bir tanesini çalabilirlerse ya şimdi bazılarınız diyordur ki işte ya penaltıydı falan ama işte abi gücü yetene çalıyor. Bir de Fransız orası çocuğu olduğu için düz versin. İki penaltının ikisini de çalamazdı. Eğer bu takımlar yani büyük takımlardan bir tanesi olsaydı rakipleri iki penaltıyı da çalamaz. Ya da şöyle söyleyeyim. Aynı hata Fenerbahçe yapsaydı diyeyim. Öyle söyleyeyim daha mantıklı olur. Aynı hata iki hata Fenerbahçe yapsaydı. İki hatanın ikisinden de Fenerbahçe penaltı çalamazlardı. Allah kahretsin. Keyfimiz kaçtı. Şu anda ilk yarı bitti zaten. Ama izlemeyeceğim. Yani hayır bir de şöyle bir şey. Maça başladık çok iyi. Adam az önce Spiker de söyledi. Penaltı haricinde şutu yoktu. İki şutları var oldu. İkisi de penaltıdan geldi zaten. Penaltı şutları.
Ya mükemmel maça başlıyorsun. Geliyor hakem bir anda tık diyor, penaltı çalıyor, diyor ki sana kardeş burada ben varım. Ben senin kazanmana izin vermem. Siz çünkü Türk takımısınız. O yüzden işinize bakın diyor. Zaten ondan sonra moraller bozuluyor. Şu anda yapacak bir şey yok. Çıktık oradan. İşe doğru gideceğim ben. İşe gideceğim. Ersin'i bırakacağım, oradan işe gideceğim. Arkadaşlar görüşürüz. Moraller çok yükseliyor şu an.